Marvel Spider-Man 2'yi bir hafta önce bitirdim. 6 gün önce de inceleme videosunu yayınladım. O videoyu izlemeyen arkadaşlar, yani direkt bu videoya gelen arkadaşlar varsa aranızda, böyle kısaca bir özetleyeyim düşüncelerimi. Ben oyunu bayağı beğendim abi. 25 saatte bitirdim oyunu. İnceleme videosunu çıkardıktan sonra bile oynamaya devam ediyorum hala. Genelde oyun platinleyen bir oyuncu da değilim. Yani atıyorum deli deşet bir Uncharted hastasıyım ama platinlemekle uğraşmadım hiçbir zaman. Bu arada Uncharted defalarca bitirdiğim bir oyundur. Ona rağmen platinlemeye uğraşmadım. Yani aynı oyunu Spider-Man ya da Witcher gibi açık dünya olmasa da, yani lineer, tek bir serüvende sen oldukça çizgisel bir oyun deneyimiyle hikaye akışıyla karşılaştırsa platinlemek çok daha kolay olsa bile, ya nasıl diyeyim, challenge muhabbetine çok girmiyorum. Demem o ki gerek Max Payne serisi gerek Uncharted serisi gibi oyunları bile her bir tekrar bitirmeye karar verdiğimde daha farklı, daha bir zor modda oynamayı seçiyorum. Ama konu Spider-Man olunca işler değişiyor oğlum. Çünkü Spider-Man olmak çok eğlenceli, bak gerçekten çok eğlenceli. Ve Marvel Spider-Man 2'nin ana hikaye görevleri ve hikaye barındıran yan görevleri bittiğinde yine kendini deli deşe tekrar eden açık dünya dertleriyle baş başa kalıyorsun. Bu sıradan bir oyunla karşılaştığında gerçekten çok can sıkıcı olabilir ama tekrar söylüyorum, eğer bunu gerçekten Spider-Man olduğunu hissedebildiğin bir oyunda yaşıyorsan, sıkılma kavramı o kadar geri planda kalıyor ki. Yani örümcek adam olarak o dünyanın keşif unsuru az dahi olsa her santimetre karesini keşfetmek istediğin için oyun platinlemeye oldukça müsait bir oyuna dönüşüyor. Ben de şu an oyunu bitirdikten sonra %77 seviyesinde bir ilerleme kat etmişim. Tüm yetenekleri açtım. Açık dünya etkinliklerini yapmaya devam ediyorum. Sonra dedim ki oğlum, insanlar bu oyun hakkında ne düşünüyor? Bir ona da bakayım. Sonuçta 2 gün içinde 2,5 milyon satış başarısıyla PlayStation oyun konsolunun bu zamana kadarki en kısa sürede satış rekorunu kırmış, oyun basından oldukça yüksek puanlar almış bir oyundan bahsediyoruz. Ben de dedim ki Mustafa, araştırmacı gazeteci kişiliğini konuştur ve bak bakalım oyuncular bu oyun için ne düşünüyor. Abi girdim, baktım ve evet. 30 saattir oynadım ve inceleme videomda da bahsetmiş olduğum iki basit bug dışında hiçbir hatayla karşılaşmadığım Marvel Spider-Man 2'nin oyuncu kesimi çileden çıkaran bugları varmış lan. Reddit'e girdim, baktım. Twitter'da dolaştım. YouTube videolarına baktım. Hadi şimdi düşünüyorum, birçoğumuz, ya ben de dahil, bu oyunu çıktığı gün 20 Ekim'de oynamaya başladık. Bazı böyle bizden çok daha büyük içerik üreticileri daha erkenden oynadık odalıp. Benim anlamadığım olaysa, bu oyun bu kadar bug'lıysa, bu kadar çok oyun kıran bug'a sahipse, ben ya da birçok oyunun içerik üreticisi niye bu bug'larla karşılaşmadık? Ya da bu oyun oynayan arkadaşlarımla sohbet ettiğimde onlardan niye bu tarz şeyler duymadım? Tamam, belki ben şanslıydım, karşılaşmadım. Hadi 3-5 arkadaşım da şanslıydı, onlar da karşılaşmadı. Bu oyuna Metacritic'te orada burada kocaman devasa puan veren basın mensupları da mı hiçbir bug görmedi lan oyun boyunca? Sonuçta bu kaos konusuyla gündeme geliyorsa bir oyun, bunu çok fazla oyuncunun yaşaması lazım ki gündem olsun konu, konuşulsun bu konu, değil mi? Bence şu buglara bir bakmamız lazım. Mesela burada Peter bisikletle giderken insanlar kaçıyor, savruluyor, okey. Hani burada bir glitch ya da bir bug yok ama haritada bir lokasyon var, oraya doğru gitmek istiyor anladığım kadarıyla. Evet, tren raylarının olduğu lokasyona geldi ve hafif glitchlenmeye başladı oyun. Ve bayağı bisikletle zorlanıyor şu an. Bu bisiklet bölümde çizgisel bir bölümdü, mini bir bölümdü. Ve oyunda devasa uzun de süreler boyunca bisiklet sürmüyorsun. Ya yani buralara bunu yedirmemiş olmalarını tamamen anlayışla karşılıyorum. Ama şu, aynen bak, buraya gelmeye çalışıyordu. Sabahtan beri burayı işaretleyip buraya gelmeye çalışıyordu. Ne oluyor peki burada? Bisikletle ilerliyor, araya sıkışıyor, okey. Evet. Burada Spider-Man, ya yani Peter Parker felç oldu abi. Felç glitch'i varmış oyunda. Ama bu bug'ın videosunu çeken arkadaşla ilgili şunu söyleyebilirim abi, ya normal oyunda hiçbir sorun yok. Açık dünyada hiçbir sıkıntıyla karşılaşmadım. Benim acilen bir bug bulmam lazım kafasıyla hareket etmiş. Ne olabilir, ne olabilir diye düşünmüş. Aa, bisiklet sürme vardı bu oyunda lan, alayım bisiklet. Tren raylarına doğru gideyim, orada mutlaka bir glitch'le karşılaşırım ya, onu bir deneyeyim. Aa evet bak, burada glitch yaşadım, tamam bunu biraz daha zorlayayım, dur. Kafasıyla yapılmış çok akıllıca, çok mantıklıca bir bug bulma hareketi bence. Ve tata işte oyun buglanıyor. Bakalım aynı sorunu biz de yaşayacak mıyız? Yani merak ettim abi. Bu glitch gerçekten herkese açık bir glitch mi? Evet, bisikleti bulduk. Bisiklete bineceğiz abi. Tren rayına gideceğiz. Bakalım bu glitch'i yaşayacak mıyız? İnsanları falan ezebiliyoruz. O güzel. Bayağı insanları çarpıp düşürebiliyoruz. O güzel. Çiğneyip bilmem ne bacaklarını kıramıyoruz ama çiğneyebiliyoruz yani. Üstlerinden geçebiliyoruz. Sardı. Ha, benim direkt bisiklet kayboldu. Hani bunun şeyle bir alakası yok galiba. Bisikletle daha devam edemezsin de oyun. Bana bisiklet kayboldu ilginç bir şekilde. Çok insan ezdiğim için olmuş olabilir mi? Tekrar bisiklet almaya geldim. Bisiklet yolundan yürümeyin yayalar. Ondan sürersem bir sorun yaşamam diye umuyorum. Abi yok, benim direkt bisikletim yok oluyor. Herhalde oraya gitmeyelim, o bug yaşamayalım diye şu an bisikletin oradan geçişini engellemişler geliştiriciler. Bilmiyorum yani, gidemiyorum. Mesela az önce videoya baktık. Videodaki çocuk gidebiliyor. Ben gidemiyorum. Böyle bir sorunumuz var. Peki oyun
oyuncular bunun dışında bu şekilde zorlamasyon olmadan rastgele gerçek anlamda oyunun sıkıntılı potansiyelini ortaya çıkacak buglar yaşadılar mı? Bu diyor ki bu oyun gerçekten mükemmel bir oyun değil diyor. Spider-Man 2 gerçekten mükemmel bir oyun değil. Burada Save Gentleman demiş ki abi yılın en buglı oyunu ödülü Spider-Man 2'ye gidiyor. Yukarıda da işte konsol oyuncuları ve konsol oyuncuları olmayan oyuncuların bu buglarla ilgili kapışmaları bilmem ne deren bunlarla ilgili bunun komik olduğuna dair bir cevap verilmiş. Burada bir adam öyle boşlukta koşuyor ki duvarın şey masanın içinden geçen adam bug'ı. Wow. Starfield'da da buna benzer bug vardı lan. Böyle uçakla şey yapıyorduk hatırladım. Robot aşağıda denizaltı mekaniği. Oğlum bug bu değil mekanik buldun lan. Su altı mekaniği getirdin oyuna. Güzelmiş. Ama evet oyunda baya bug varmış lan. Bunları gerçekten yaşıyor mu oyuncular? Bu metrobüste bir buglanma var. Bisiklet zaten evet. Bisiklette buglanmalar olması zaten en olası nokta bisiklet tarafındaki buglar ama bu biraz fazla. Abi bunlar biz niye yaşamadık lan bunları hiç? Evet ilginç bir şekilde bunları hiçbir şekilde 30 saatlik oyun deneyimim boyunca hiç karşılaşmadım ben bunlar. Çok komik. İlk oyunda bir iki böyle bug'la karşılaşmıştım ama ikinci oyunda hiç yaşamadım bak. Bayağı kötüymüş lan. Ya bunlar acaba PlayStation'ın oyunu piyasaya sürmeden önce içerik üreticilerine erken yaşım keyleri veriyor yani PlayStation tarafında oynamaları için, incelemeleri için. Oyunun çıktığı günde incelemesini yapıyorlar hani direkt daha çıktığı gün. Acaba o zamanki zaman diliminde oynayan içerik üreticilerin bug'ları mı bunlar? Karşılaştıkları bug'lar mı? Ya çünkü ben oyun boyunca gerçekten iki mini bug'la karşılaştım. O da açık dünya tarafında değildi. Düşmanın biri duvarın içine girmişti. Onu da videomda gösteriyorum zaten. Oh ya böyle bir şey ben görmedim abi. Abi gerçekten kötü ya. Ya hani oyuncular bunlarla karşılaştılarsa tamam bu konunun gündeme gelmesi çok normal. Daha fazla bakmaya gerek yok. Assassin's Creed serisinin Mirage'dan sonra çıkacak oyunu Japonya'da geçecek olan daha çok ninjutsu gibi kavramların üzerine yoğunlaşacak suikast temalı oyunu Codename Red olarak bildiğimiz, tam adını henüz bilmediğimiz, yani şu an kod adıyla sadece bilinen bu oyun olarak karşımıza çıkacak. Bu oyunların karakterinin ise kadın bir karakter olacağı açıklandı. Bu yüzden de büyük tartışmalar meydana geldi. Ya bu konu hakkında konuşmak gerçekten tehlikeli farkındayım. Çünkü ağzından yanlışlıkla çıkacak en ufak ya en yanlış söz seni ipe taşıyabilir. Ama ben nacizane fikirlerimi söylemek istiyorum. Bu zamana kadar oyun dünyasında çok başarılı kadın karakterler gördük oğlum biz. Lara Croft mesela çocukluğumun özellikle PlayStation 1'in o dönem için çığır açan oyunlar olunca konu bu karakterle daha ufacıkken tanışmıştım. Hayran olduğum bir karakter edinmiştim. Şu zamana kadar çıkmış tüm Tomb Raider oyunlarının neredeyse hepsini büyük bir keyifle severek oynadım. Çok hoşuma giden çok sevdiğim kadın karakterlerden biri oldu Lara Croft. Keza Horizon serisi. Eloy'un alt metnede hikayesi de karakteri de çok başkaydı, başarılıydı. En sevdiğim bilim kurgu oyun serilerinden biri oldu bu oyun serisi. Eloy da aynı şekilde çokça sevdiğim karakterler arasına rahatça girebildi. A Plague Tale serisine her fırsatta överim, deli gibi severim. Ana karakteri Emilia'yı da bir o kadar çok severim. En sevdiğim oyun karakterlerinden biridir kendisi. Onu kontrol etmek bayağı keyifliydi. Resident Evil serisinden Jill Valentine'ı çok severim. Final Fantasy 7'de Tifa ile oynamak çok keyifliydi mesela. Witcher 3'te Ciri'yi kontrol ettiğimiz bölümler aşırı keyifliydi. Yani demek istediğim oyun kadın karakterlerin kimseye bir zararı yok lan. Hikayeleri kaliteli yazıldığı takdirde oyunda belli bir kalitenin üzerindeyse oyuncuya hitap ediyorsa olay bitmiştir. Bu oyunun kadını erkeği yok yani. Acaba EA Sports FC'den sonra mı bu olaylar bu kadar can sıkıcı hale geldi diye düşünmedim değil. Çünkü EA'in FC 24'ünde kartlardan kadın oyuncu çıkarma olayı bayağı bir kadın düşmanı oyuncu topluluk yaratmıştı maalesef. Ya bak konuyu oyun olarak baktığımızda oyuncular haksız değil şimdi. Tonlarca para döküp bildiği tanıdığı hayran olduğu topçuyu beklerken kadın yağdırıyordu kartlar oyuncuya. Oyuncular da sinirleniyordu haliyle ama bunu genel anlamda bir kadın düşmanlığına dönüştürmek aşırı saçma ve boktan bir durum bence. Orada oyuncular haksız. Ha şeyi söylemeyi unuttum lan. Assassin's Creed'in önceki oyunlarının Odyssey'de de mesela kadın karakter vardı hatırlayın. Tamam kadın karakter ve erkek karakter arasında özgürdük. Şahsen ben de oyunu Alexios'a yani erkek karakterle oynamıştım. Çünkü seçme hakkım varsa kendi cinsinle oynamayı tercih ediyorum. Özellikle konu RPG oyunuysa. Ama Cassandra ile oynayıp deli deşet Cassandra hayranı olan çok oyuncu tanıyorum ben. Bence bu kadın erkek tartışması oyun dünyasının en gereksiz, en yersiz, en boktan tartışmalarından biriydi. O yüzden konuyu çok uzatmıyorum ve bugün bu iki ilginç gündemle karşınıza çıkmak istediğimi belirtip noktayı koymak istiyorum. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için sağ olun. Beğendiyseniz like atıp yorum atıp kanala abone olup bana destek olabilirsiniz. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bye bye.